Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor'un galibiyet serisi Kerket Belediyespor deplasmanında son buldu. Mor Beyazlılar Kerket Belediyespor ile bir bir berabere kaldı. 52 Ordu Spor Kerket deplasmanında istediği sonucu alamadı. Son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle ligde ikinci sıraya yükselen 52 Ordu Spor, 1954 Kelkit Belediye Spor'la bir bir berabere kalarak önemli 2 puan kaybetti. Lider Yeni Mersin İdman Yurdu'nun bir gün önce deplasmanda karşı yakayla berabere kalmasını fırsat olarak kabul eden Mor Beyazlılar, puan farkını 3'e düşüremedi. Son 7 haftada 5 galibiyet 2 de beraberlik elde eden temsilcimiz, son 7 haftada en fazla puan alan takımlar arasında zirvede yer aldı. Önümüzdeki hafta cumartesi günü kendi sahasında Yomraspor'u konuk edecek 52 Ordu Spor bu maçın çalışmalarına başladı. İlk devrede son iki maça çıkacak olan 52 Ordu Spor 10 Aralık Cumartesi günü saat 14'te Yomraspor'u konuk edecek. Ordu Spor 1967 evinde kaybetmeme serisini 17 maça çıkardı. Mor Beyazlılar evinde Gümüşhane Spor'u 3-0 yendi. Ordu Spor 1967 günü dinlenerek geçirdi. Pazar günü konuk ettiği Gümüşhane Sportif'i 3-0 mağlup eden Ordu Spor 1967 bugün istirahat etti. Gümüşhane karşısında etkili bir oyun oynayan ve 3 farklı skorla galibiyet elde eden Mor Beyazlar ilk 6 içindeki yerini korudu. Özellikle iç sahada çok etkili olan temsilcimiz Yeni Ordu Stadyumunda Cahit Erçevik'le çıktı. 17 maçta 16 galibiyet bir de beraberlik elde etti. Yarından itibaren deplasmanda karşılaşacağı Bayrampaşa spor maçının hazırlıklarına başlayacak olan Ordu Spor 1967'de keyifler yerinde. Devreye iki maçımızda kazanarak girmek istiyoruz açıklamasını yapan teknik direktör Cahit Erçelik, ilk maçımız Bayrampaşa spor maçı, bu müsabakayı kazanarak ilk devredeki son deplasman maçımızdan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz dedi. Fasa Spor 15. haftada Erbaa Spor'a konuk oldu. Sarıla Cevahteler deplasmanda bir bir berabere kalarak 14. sıradaki yerini korudu. Fasa Belediyespor deplasmandan bir puanla döndü. 3. Lig 3. grupta az sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fasa Merkür Holding Erbaa Spor maçından aldığı bir puanla 14. sırada yer aldı. Son iki haftada 4 puan toplayan Sarılağacivertliler EFELER 09 ve Osmaniye spor maçına çok önem veriyor. Kalan iki maçtan 6 puan çıkarmayı planlayan FASA Spor devreye girerken ligi üst sıralarda kapatmak istiyor. Salı gününden itibaren EFELER 09 maçının çalışmalarına başlayacak olan temsilcimiz zorlu müsabakaya çok farklı bakıyor özellikle son iki hafta iç sahadaki maçlarda taraftar desteğiyle 6 puan toplayan Fasla Belediyespor yine kazanmak istiyor. Fasla Belediyespor Efeler 0-9 maçı pazar günü saat 14'te Fasla İçi Stadyum'da oynanacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.